Ne kadar güçlü itemlere sahip olursan ol, güçlü bir boss'u kesebilmek için her zaman güvenilir bir takıma ihtiyaç duyarsın. Kopazar olarak 15 yıldır tüm cesur oyuncuların en güvenilir takım arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz. Binbir emekle kastığınız itemleri güven içinde alıp satmak ve tüm ihtiyaçlarınız için 7/24 canlı destekle her zaman takım arkadaşlarımızın yanındayız. Kopazar, Türkiye'nin oyun pazarı. Merhaba değerli dostlarım. 0TR ile Mesh serisinin 25. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen bölümde hatırlarsanız para katlamaya çalıştık ve paramızı da katladık. Artı altı Hellblood bastık. Gayet güzel bir şekilde kar yaptık. Bu bölümde de inşallah para katlamayla ilerlemek istiyorum. Çünkü bizim gerçekten kısa dönemde itemlenmemiz, güçlenmemiz ve PK'larda daha çok dayanıklı olmamız lazım. O yüzden bu bölümde de elimden geldiği kadar para katlamaya çalışacağım. Bakalım ne kadar başarılı olacağız ve bu bölümde ne kadar kar yapacağız? İnanın ben de çok merak ediyorum. Bunu bir an önce hep birlikte izleyip görelim arkadaşlar. Sizleri 0TR ile Mesh'le baş başa bırakıyor ve iyi seyirler diliyorum. Dostlarım geçen bölümde hatırlarsanız artı 6'ya Hellblood basmıştık. Ve ben bunu bayağıdır satmaya çalışıyorum ve satamıyorum. Şöyle de bankamda boost var. Diyorum ki ben bunu neden artı 7'ye basmıyorum? Şu an bunu gerçekten artı 7'ye basıp paramı biraz daha katlayasım geldi ama çok riskli bir durum. Yine de korkanın çocuğu olmaz dedim ve upgrade yapmak için buraya geldim arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah Hellblood'umuzu artı 7 olarak alırız. Şayet alamazsak şu an 200M civarında zarar yapmış olacağız. Çünkü Hellblood artı 6'nın fiyatı tam olarak 200M arkadaşlar. Eğer basarsak da bir 200M kar yapmış olacağız. Çünkü artı 7'nin fiyatı da 400M. Gerçekten çok güzel bir kar olmuş olacak ama yani basabilecek miyiz onu gerçekten ben de bilmiyorum. Şöyle orta slot yapacağım arkadaşlar. Ve çok fazla uzatmayacağım. Hadi Hellblood. Gel sevindir bizi be. Üzme bizi be. Kalbim dayanmıyor şu anda. Gerçekten kalbim dayanmıyor buna. Korkanın da çocuğu olmazmış arkadaşlar. Ya hak diyorum. Hadi Hellblood. Hadi Hellblood. Hadi Hellblood. İşte bu. İşte bu abi. İşte bu. İşte budur ya. Aldık abi. Aldık. Artı 7 Hellblood'u aldık. Artı 7 Hellblood'umuzu aldık. Çok şükür abi ya. Böylelikle mükemmel bir şekilde 200M'lik artı 6 Hellblood'umuzu artı 7'ye basarak 400M'e katladık arkadaşlar. 200M'imizi 400M yaptık. Gerçekten çok farklı duygular içindeyim. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi bir süreliğine pazar kurduk ve pazarımızda satılan itemleri sağ tarafta görüyorsunuz. Green Gem ve Black Gem'lerimiz satılmış. Üstümüzde 31M para olmuş abi. Tamam 31M önemli. 31M varsa her şey olur bu oyunda diye düşünüyorum. Rabbit ile Hellblood'umuzun kilidini açıp 2 Hellblood'umuzu da 444M'den koydum ama maalesef Hellblood'larımız satılmamış. Pazarımıza kaldığımız yerden devam ediyorduk. Görmüş olduğunuz gibi Blue Gem'imiz de gitmiş ve 32M800K paramız olmuş. Evet dostlarım akşam FTS'ine girdik ve görmüş olduğunuz gibi bir tane mavi kutu bir tane de coin'imizi almayı başardık. Allah bereket versin abi. Dostlarım şuradaki arkadaşımızdan hazır görmüşken 125K'dan 15 tane küçülme topu alacağım. Bu küçülme topları bize PK'ya çıktığımız zaman, Felo kovaladığımız zaman ve JR'lerde PK'ya kaldığımız zaman lazım olacak. Dostlarım JR'ye girdik, maalesef kaybettik ve bir tane Green Gem alabildik. Başka da hiçbir şey alamadık. Mavi kutumuz ve Draki Saprili box'ımız satıldı. 57 milyon paramız oldu arkadaşlar. Dostlarım Devo'yu düşürüyoruz. Sıra büyük ihtimalle bende. Yani hiçbir şey gelmemiş bana. Abi Silver Gem sırası bendeymiş. Güzel. Böylelikle sabah şehrisinden 3 tane Silver Gem alarak ayrıldık arkadaşlar. Dostlarım 15 günü tamamladık ve ilk büyük ödülümüzü yani Alessia Wink'imizi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlarım bu arkadaşımıza 415M'den artı 1 Rebirth Hellblood'umuzu satıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum kendisine. Böylelikle 472M paramız oldu. Gayet güzel. İnşallah paramızı daha da yükseltirsek çok güzel planlarım var. Görmüş olduğunuz gibi bir tane Green Gem, iki tane de Silver Gem aldık. Allah bereket versin abi. Evet dostlarım artık yatma vakti geldi ve şöyle pazarımı kurdum. Hellblood'umuzun bir tanesini sattık. Yani bu Hellblood'u da satarsak başka planlarım var. Bunlardan size sattığım zaman bahsetmek istiyorum. Şimdilik sadece satılmasını bekleyeceğim. Satılmasa da sıkıntı yok, kullanırız. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi Green Gem'lerimiz satılmış.
Biraz sonra JR saati ve JR'ye geçeceğiz. Bakalım JR'de silver gemlerimizi çoğaltabilecek miyiz? Maalesef JR'yi kaybettik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Black Gem alarak JR'den ayrıldık. Akşam FT'sine katıldık. Yeşil kutumuzu ve coin'imizi almayı başardık. Evet, akşam JR'sini kazandık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane Silver Gem ve 1 tane Green Gem alarak JR'yi tamamladık. PK'lara çıktığımız zaman Draki lazım oluyor. O yüzden 3 milyon vererek 100'lük Draki almak istiyorum şu şekilde. Dostlarım, iyi dileklerini ve tebriklerini ileten bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu destekleriniz benim moral ve motivasyonumu çok güzel yükseltiyor. Dostlarım, FT coin'imiz 3 tane olmuş. O yüzden şöyle Forget the Temple coin diyorum. Mavi kutu diyorum ve mavi kutumuzu alıyorum. Evet dostlarım, şöyle görmüş olduğunuz gibi pazarımızı hazırladık. Gayet güzel bir şekilde 466 M para çıktığı gözüküyor ama bunun yaklaşık olarak 430 M'i zaten Hellblood'a ait. Evet, satılan itemlerimizi zaten görüyorsunuz arkadaşlar. JR'yi kazandık. Görmüş olduğunuz gibi 1 tane Green Gem, 2 tane de Silver Gem alarak JR'den ayrıldık. Dostlarım, JR'ye girdik, kayıt alamadım ama maalesef kaybettik ve 2 tane Green Gem aldık. Bilginiz olsun diye paylaşıyorum. Evet dostlarım, sonunda böyle güzel bir aile klanı, PK klanı bulduk kendimize. Şöyle klanımıza giriş yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cennetul Firdevs klanı. Ben bu arkadaşlarla daha önce de oynadım. Gerçekten çok güzel arkadaşlar var. Çok iyi arkadaşlar var. Hem PK atıyorlar hem de feroları kovalıyorlar. İnşallah onlarla birlikte çok güzel PK'lar, çok güzel felankorlar almak nasip olur diyorum. Bir günlük Hellfire Dragon kanadımız vardı. Onu hemen kırdırıp takmak istiyorum. PK'ya geçeceğiz ve PK'da bize çok büyük yararı olacak. O yüzden şöyle 300 HP veren Hellfire Dragon'umuzu aldım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen takalım onu. Gayet güzel bir şeklimiz oldu yine. Tabi artık PK'lara geçeceğimize göre bize artık Draki Bless de lazım olacak arkadaşlar. Maalesef ki Draki Blessing almak zorundayız. Yani herkes basıyor bunu. Biz basmazsak gerçekten çok büyük problemlere yol açar. O yüzden 15 milyon vererek 500'lü Draki Blessing'i aldım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle 500 tane Draki Blessing'imiz oldu. 50 tane küçülme topunu 5500'den alıyorum. Bu küçülmeler de tabii ki PK'da bize çok lazım olacak olan itemler. O yüzden küçülme topu da her zaman üstümüzde olmak zorunda. Falan karın altına yürü Nuhanaç abi, yürü yürü yürü, geç burayı, geç 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 geç. Nuhanaç bas, Nuhanaç bas. Yürü debeli onu kanka. Valla. Tekle bunu Feride, tekle bunu, bir daha debeli kanka. Salış parla. Ön sonuna doğru yürü, Meri doğru, Nuhanaç yürü 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 yürü. İçine içine, içine Nuhanaç, içine bas Nuhanaç, bas içine, içine bas Nuhanaç, içine bas. Geri çek, geri çek, geri çek, dön arkadaş, şimdi Nuhanaç çekme sakın Nuhanaç, çekme sakın ha, çekme sakın ha. Burada sol sol dön sola yürü ki yürü 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 yapıştır bas 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 bas. Kaç şerere kes taklayarak. Mümkün kanka seni de alıyorum. Şerere kaç. Kaçtığımız zaman trakı tankla trak takla. Hazır ol hazır ol arkana dön arkana arkana donat arkana yapıştır bas sonra bas pisin bas pisin bas pisin aynen bas 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 bas. Bir deri otu çıktı arkana hazır ol. Nona aç arkana. Bekle bekle basınlar. Çekme ana. Çekme çekme arkana. Çektim çektim vur vur. Sonra içinden oyunda tamamen kırbıcı debeli, bezo debeli. Sabana 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 sabana. Yatırma sabana. Kalk hemen sonar. Neyi bekliyorsun? Aldım al. Base monster. Sabana kür at içine. Mert mert içine kür at. Vartara çıkart içine iki. Vartara çıkart bir. Nona dönsün. Nona dönsün. Hepsini alacağız. Nona dönsün. Pot pot bas. Nona aç basın içine. İçine basın. Bas 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 bas. Hepsini bas 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 bas. İkinci numara her adamın mana çektiler. İki tane deve var bunlar. Bas 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 bas. Hepsini bas. Kanka yürü köprüye doğru. Harley'e doğru yürü. Çık geri. Geri çek geri çek. Ön hakkında pezoyu tekle bir daha. Düşür pezoyu. Mühim varan gel kanka. Çok açılma. İndirecek okçular seni. Tamam. Yok şey yapayım. Okçu vuramaz da. Okçu da bak. Harley'e hazır ol. Dön Harley'e. 60-45. Yürü yürü yürü. Yapıştır. Bas Harley'e. 60-45. Asper tekte 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 Nuhanaç bas Nuhanaç önüne bas Nuhanaç bas Nuhanaç abi her kaldırır.
Yürüyorsun sana şimdi abi, yürü abi ki. Yürü bir. Suya doğru yürü, 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 yapış. Tır, bas bana abi. Bekle bunu. Ne onu aç önüne, yürü bas önüne. Bas önüne abi, el kaldır abi, el kaldır. Bir hırası bak, trakin basılı. Yürü monoya, monoya yürü, monoya ne onu aç, yürü, yürü bas monoya ne onu abi. Yürü, yürü, çekme, çek kalsana. Dostlarım maalesef akşam jeresini kaybettik ve görmüş olduğunuz gibi 3 tane Black Gem alarak jereden ayrıldık. Ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlarımıza desteklerinden ve güzel yorumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, jereyi maalesef kaybettik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Green Gem, Black Gem alarak jereden ayrıldık. Evet, Draki haklarımıza başladık ve ilk VB'mizi aldık arkadaşlar. İkinci VB'mizi aldık arkadaşlar. Üçüncü VB'mizi aldık. Çok iyi. Bugünkü Draki haklarımızı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane Shell, 3 tane VB ve Commander Bed aldık arkadaşlar. Allah bereket versin. NPC'mizden 1 adet bus almak istiyorum arkadaşlar. Şu anda farm çarımımızdayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi premiumumuzun 1 günü kaldı ve ben şöyle bir karar verdim. Yani Mesh'le farm yapabileceğimiz alan çok dar. Daha önceden de söyledim size. Evil Wizard ve Giant Golem'de farm yapabiliriz ve Evil Wizard ve Giant Golem'de sürekli full. O yüzden ben farm yapmayı bir kenara koymak istiyorum ve PK'lara, Ferolara, Drakilere yoğunlaşmak istiyorum. Bu sebepten ötürü de farm çarımızın artı 7 questini artı 8'e deneyeceğim. Evet, yanlış duymadınız. Yani bu quest bize lazım olmayacak. Farm çarımızı kullanmayacağız. Ben de diyorum ki bu questi artı 8'e deneyelim. Eğer artı 8 geçirmeyi başarırsak çarımızı değiştiririz ya. Direkt çarımızı değiştiririz. Bu çarı ana karakterimiz yaparız. Ve diğer 0 TL ile Mage'i de kenara koyar, onu farm çarı yaparız. O yüzden ben bu staff'ı artı 8'i denemek istedim arkadaşlar. Yani geçeceğini zannetmiyorum. Gerçekten çok zor bir ihtimal. Trina'da kullanmıyoruz. Trina'da harcamak istemiyorum açıkçası. Çünkü ana karakterimiz değil bu. Geçmiş olsa bile bizi bayağı bir uğraştıracak. Level kasacağız, tekrar 81 level olacağız falan filan derken bayağı bir uğraş içerisine sokacak bizi. Geçmesini tabii ki de istiyorum. Tabii ki de geçerse şahane olur, müthiş olur ama geçmese de beni çok fazla üzmeyecektir arkadaşlar. O yüzden ben bu staff'ı artı 8'e deneyeceğim. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Abi şu an var ya, içim böyle kıpır kıpır, kalbim titriyor. Gerçekten müthiş heyecanlar içerisindeyim. İnşallah staff'ımız artı 8'e geçerse var ya, çığlıkları basarım yani. O zaman hepinizin huzurunda ya hak diyorum. Ah be. Aga be. Yandı. Yapacak bir şey yok, yandı. Artı 7'ye bastığımızda çok sevindiğimiz o staff'ımız yandı. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi farm karakterimizdi. Yani ana karakterimiz zaten değildi. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben bu staff'ın hıncını alırım diyorum. Görmüş olduğunuz gibi üstümüzde 470M para var. Buradan bir tane Dragon göğüslük çekeceğim arkadaşlar. Dragon göğüslüğün artı 7'si 700-800M civarında satılıyor. Gerçekten müthiş para yapıyor. O yüzden Dragon göğüslüğümüzü artı 7'ye kadar vurursak var ya, müthiş kar yaparız diye düşünüyorum. Şöyle hemen Anvil'e geldik arkadaşlar. Artı 3'e kadar bir vuralım bunu. Gayet güzel bir şekilde artı 3'e vuralım. Ezik kağıtla basmadım çünkü yani Dragon çok değerli arkadaşlar. Şöyle 4 olur musun kardeşim? Evet, oldu, güzel. Bir de 5'e vuralım bunu. Haydi oğlum. Haydi 5. Hadi gel. Çok güzel abi. 5 de geldi. Mükemmel abi. Şimdi artı 6'ya geçirmeden önce şöyle MD almak istiyorum arkadaşlar. 1 adet. Şuradan bir tane de middle class alacağım ki arkadaşlar MD'yi basabilmek için. Yani artı 6 olursa artı 6'da da durabilirim arkadaşlar. Artı 6'sının fiyatı 400M civarında. Gerçekten müthiş bir fiyatı var Dragon'un. Yani inşallah artı 6'ya basarız diyorum. Ve MD'miz artı 7 mi oldu abi? Şaka mısın? Vallahi MD'yi artı 7'ye bastık. O zaman buradan bir tane daha MD alacağım arkadaşlar.
Hatta şöyle iki tane yapabiliriz MD'yi. Bence iki tane daha güzel yakışır diye düşünüyorum. İki tane de middle class aldım arkadaşlar. Şimdi upgrade'imize devam edebiliriz. İki tane MD'mizi yakıp dragon göğüslüğümüzü basmak istiyorum. Hadi hakkımızda hayırlısı. İnşallah artı 6'ya geçerse 400'em kadar bir para yapıyor. Gerçekten bizim için mükemmel bir para olur. Şöyle orta slotta bir tane pre-re bakmak istiyorum öncelikle. Şimdi ikinci MD'mizi yakabiliriz. Şunu bir yakalım. Tertemiz abi, yandı. Şimdi geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Haydi bakalım dragon. Yap bize güzelliğini. Staff'ı yaktık. En azından buradan müthiş bir şekilde çıkalım. Şöyle güzel bir kar yapalım. Oh çekelim be dragon. Anvil, verirsin sen bize bunu. Verirsin Anvil. Haydi bakayım, boş challenge yapacağım. O zaman ya hak diyorum. Abi bu da yandı. Şaka gibi. Ya vallahi yandı ya. Dragon yandı ya. İçim acıdı şu anda var ya. Dostlarım, MD'mizi bankamızdan çıkardım. MD'mizi artı 8'e deneyeceğim. Evet, yani MD'yi artı 8'e basarsak zararımızı kurtarıyor. Ben de MD'yi artı 8'e denemeye karar verdim ama sanırım bir tane bus almamız lazım. Middle class'la basamıyorduk. Ve NPC'mizden bir tane bus alalım arkadaşlar. Evet, hiç beklemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle koyacağım abi MD'mi. Bir pre-rev atacağım. Pre-revlerimi attıktan sonra şöyle ya hak diyorum. Yandın mı lan? Vallahi yandı herhalde ya. Abi MD de gitti. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış arkadaşlar. Yani benim içimdeki his hala bana diyor ki sen bir tane dragon artı 7 gideri var bugün. Buradan geldim. Boostlarımızı aldım arkadaşlar. Evet, artı 3'e kadar bastık arkadaşlar. Şöyle artı 4 olur musun dragon? Lan yandın mı? Vallahi yaktık abi ya. Artı 4'e yaktık abi ya. Bugün zararın içine verdik. Ya şu an gerçekten çok moralim bozuldu arkadaşlar. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada bir yerde bir tane Hellbreaker vardı. Gözüme çarptı. Nerede o? Bu arkadaştan bir tane Hellbreaker alacağım arkadaşlar. Ve buradan da boost ve bestlerimizi alıyorum. Şöyle boostlarımızı da alalım. Şimdi bu Hellbreaker'ı artı 6'ya kadar göndereceğim arkadaşlar. Eğer artı 6'ya kadar geçirmeyi başarırsak zararımızı kapatmış olacağız. Şöyle artı 1 basalım abi öncelikle. Hiç beklemeyeceğim arkadaşlar. Çatır çatır koyacağım Hellbreaker'ı. Sinirli basışı yapacağım şu anda. Bildiğiniz sinirli basışı yapacağım. Çünkü gerçekten sinirlendim. Artı 3 yaptık. Hadi oğlum. Hadi artı 4'e yanma, gözünü sevdim Hellbreaker'ı. Çat diyorum abi. Geçti artı 4'e. Çok güzel. Şimdi bir de artı 5 olursan çok müthiş olacak Hellbreaker. Hadi oğlum. Çat diyorum. Evet, geçti abi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi son bir hedef kaldı. Artı 6. Direkt patlatacağım arkadaşlar. Hadi oğlum. Hadi Hellbreaker. Hadi koçum. Çat diyorum. Evet, geçti abi. Çok güzel abi. Artı 6'ya kadar geçirdik. Son dakikada zarardan döndük arkadaşlar. Şimdi dostlarım, Hellbreaker'ı bir de artı 7'ye vurmak istiyorum. Yani biliyorum yine riske giriyorum ama bugün yeterince şansımı zorladığımı düşünüyorum ve şansımın son noktasını şu an denemek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu Hellbreaker artı 7'ye geçerse zararımızı kapatmış, üstüne kar bile yapmış olacağız. Bugünkü upgrade'lerde gerçekten stres oldum arkadaşlar. Ya bir türlü kar yapamadık. Ama son dakika golü yaptık. Son dakikada artı 6'ya kadar Hellbreaker bastık. Zararımızı karşıladı mı? Hayır. Hala zarardayız. Ama bir nebze olsun zararımızı karşıladı. Ama bunu artı 7'ye basarsak zararımızı tamamıyla kapatmış. Üstüne de 130-140M civarında kar bile yapmış olacağız. O yüzden inşallah Hellbreaker artı 7'mizi alırız diyorum. Şu an kalbim dayanmıyor. Güp 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 atıyor arkadaşlar. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hepiniz için gelsin. Ya hak diyorum. Hadi Hellbreaker. Gelmiş ol. Lütfen gelmiş ol. Artı 7'ye bastık mı basmadık mı soru işareti bıraktım. Yani Hellbreaker'ın artı 7'ye geçip geçmediğini bir sonraki bölümde görebileceğiz. Sizlere böyle bir sürpriz hazırladım. Acaba Hellbreaker geçti mi yoksa geçmedi mi? Hellbreaker'ımız geçtiyse 600M civarında para yapıyor. Yani 470M'i 600M'e katlamış oluyoruz ki 130M kar yapmış oluyoruz. Eğer Hellbreaker'ımız yandıysa zaten üstümüzde neredeyse hiç para yoktu. Yani 470M zarar yapmış oluyoruz. Bildiğiniz batıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde neler olduğunu hep birlikte göreceğiz.
O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Paramun DS elinde CS CZ ve orkları peşlese kimseyi iplemeden halt online. Wolf STR Undi alsın. Kutudan çıkan dropları kapsın. Gece kafede yatsın Night Online. Herkese screamy çaka çaka. Çay kalmadı ki çaydanlıkta. Bıkmadım abi Night Online.